Hepinize selam olsun La Kasabalılar. Ben Alperen. 100 aboneye özel Yasuo'nun inceliklerini çekeceğiz. Yanımda da AFK All Star One var. Serhat kardeşimiz La Kasabalı'da. La Kasabamızın oldukça saygıdeğer bir üyesi. Şimdi Yasuo'nun kabiliyetleri göstereyim önce. Bu kabiliyetleri yapacaksınız. Kumandanın kanarısını alın. Bazıları Yıldırım Efendisi'nin hükmünü alıyor. Tavsiye etmem onu. Oyun başında bu daha güçlü. Bu daha güçlü ama orta oyunda ve late game'de kumandanın kanarısı oldukça daha iyi. Şimdi size ürünleri göstereyim. Klasik AD, normal game'de bunu tercih edin. Bunlar büyü direnci, bunlar zırh. Saldırı gücü, saldırı gücü. Bunlar da AD vs AD. Bunlar büyü direnci değil, zırh. Bunlar da zırh. Bunlar işte saldırı gücü, saldırı gücü. Örneğin karşınıza Zed geldi diyelim rankta, bunu alın. AD vs AP, büyü direnci, bunlar da büyü direnci. Karşıma Ahri geldi diyelim, bunları aldım. Böyle şimdi başlayalım artık. Eksiklere bakalım birazcık. Kutuları açtım da ben şey çıktı ya. Çok kötü şeyler çıktı bana. Hiç öyle düzgün bir şey çıkmadı yani. Bakın şuna. Büyü hırsız looks. Pah. Gladiator ikisini o. Yani pek benim sevdiğim skinler değil bunlar. Şu üçüncü bir anahtarı alalım da hallederiz. Evet, karşılaşma bulundu. Hemen CTRL ve yapacağız. Mid. Direkt feederlık. Yes. Mid or feed. Ölüm de rüzgar gibi. Hep yanı başımda. Yavaş ol abi, oley diyelim. Tutuştur almayı tercih ediyorum. Başka bir şey gerek yok. Bitkinlik yani nadiren tercih edebilir karşınıza Jax falan varsa. AD. Şu an AD vs AD falan girmeyeceğim. AD'ye gireceğim direkt mi? Çünkü karşımda kim olduğunu bilmiyorum. Hazıra bastım. Ses çok yüksek şu anda biliyorum. Oyunun sesi. Bunu oyun içinde kısacağım. Halledeceğiz onu. Karışmayacağım ya, tamam. Şeyi alabiliriz, fark etmez. Thresh toplatıyor gerçi. Thresh'te bomba komba atabiliriz. Thresh, evet. Tamam. Kamera iyi görüyor mu acaba şu anda? İyi gibi ya. Sıkıntı yapma kardeş, hallederiz. 100 abone olduk cidden. Şaka maka 100 abone olduk ya. Hepinize çok teşekkürler. Sıfırdan 100'e. Uzun bir süreç geçti cidden. Ama 100'e ulaştık. Nice binlere, nice 1 milyonlara. Tabii. Yani o zaman gelsin de onun videosunu çekeriz ya. Hepinize cidden çok teşekkürler. Beni desteklediğiniz için, destekleriniz için, desteklediğiniz için. Yani biraz saçma oldu. Heyecan bunlar ya, heyecan. Karşımızda Zed var bakın, tam dediğim geldi. Bakın Zed'de şu var ya, Yıldırım Efendisi'nin çok güçlü oluyor ya. Leş gibi güçlü. Evet. Serhat Thresh aldı. Ben de Yasuo. Takımımız 3 ADC. Yani 3 nişancı diyeyim. ADC demeyeyim de. Yani kaybetme ihtimalimiz yüksek. Çünkü hani baksana abi karşı tarafa Blitzcrank, Rengar, Thresh. Yani Rengar bunların üçünü de tık tık avlayacak hemen. Eğer tabii iyi oynuyorsa yani. Oynayışına bağlı. Ve her şey bize bağlı. Yasuo'ya ben önce
Statik hançer çıkıyorum. Sonrasında ebedi kılıç. Sonra çizme. Sonra kana susamış. Sonra vahşi Hydra. Ve en son olarak da ölümün dansı. Başlangıçta Doran kılıcı tercih ediyorum ben. Oldukça güzel ve güçlü oluyor. Ben E fulluyorum ama başlangıçta E açmıyorum, Q açıyorum çünkü E'nin sana hasar vermiyor gibi. Hani çok az hasar veriyor, 70 bir hasar hiç. Yüksek bir hasar değil. O yüzden Q açıyorum oyun başı hem dürtmek için. Hani Q'nuz yoksa E'niz çok bir işe yaramazsa. E'yi fulluyorum çünkü ben hareket ediyorum sürekli E ile. E fullemenizi tercih ederim. Zaten Yasuo bir hareket şampiyonu. Sürekli hareket yapacaksınız, hareket edeceksiniz. Bir taktik vereyim size. Rüzgarınızı tam hani atabileceksiniz, saklayın böyle. Sağa sola şey atmayın, hani savurmayın. Çünkü rüzgarınız gidince savunmasız kalıyorsunuz cidden. Yasuo'nun tek güvencesi rüzgar, tek kitle kontrolü. Rakibinizi sürekli aşağılayın. Yani öyle değil. Moralini bozmaya çalışın. İşte SA yazalım. İşte seni ezeceğim falan böyle artık. Hani kendi durumunuza göre şey yapın. Rakibinizin morali bozulursa kaybeder. Taktik bu. Evet, o bir Zed Pro'suymuş beyler. Bir tane Mio kaçırdık ya, o kaçırmasak güzel olurdu. Totemle oynayın her zaman. Q'sunu yemedik, bu güzel oldu. Zed beni keser yani. Zed, yani counter'ımız olan bir şampiyon olduğu için. Lane'i ittirmeyeceğim Zed'e karşı. O son birkaç vuruş yemesek güzel olacak aslında. Rakipli hasar takasına girdiğinizde altınızdaki şu akış şubu dolu olsun. O Q'yu de yemesek güzel olacaktı. Adam oynuyor. Harbi 5 seviyelik, yani hakkını veriyor 5 seviyelik. Sıra arkasına attım, bana Q atacaktı. Totem atacağım. Önemli olmak benim için lüks. Çok ittirdim şu anda ormancı Rengar. Yok, vay. Vay beni keser. Son bir rüzgarımla bir tane minyon alacağım. Alamadım. Sallayın ya, gidelim. Vay burada. Beni keser ama. Beni keser o şu anda. Şu ikisini aldım. Normalde ben bir tane iksir alırım ama Zed'e karşı iki tane iksir alacağım. Mecburum. Adam Zed yani. O beni kesecek bakın. O kadar diyorum, o beni kesecek. Güzel. Ben geliyorum. Sıçra basmadı. Adamın ismi sıçra basmadı ama sıçrayı bastı yani. Sıkıntı yok böyle. Kaçırdı skinlerimi. Çabuk bitirelim. Ah!
rakip katledildi. Kim olduğumu anlayamadım. ZW'sun altından savunmasız durumdadır. Bu yüzden ona elinizden geldiğince yüksek bir hasar verin. W'sun attığında. W'yu güzel attım orada. Bir Q'sunu engelledim galiba. Şimdi 6 olduk, o beni kesebilir şu anda. Kılıcım kötü bir yol arkadaşı. W'm yokken kendime güvenmiyorum. Rüzgarı takip et. Ama... W'm yok. Geri duruyorum. Akıl çubuğum da boş. Ölmedim be. Güzel. Hayat böyle kardeş. Rakibinizi sürekli böyle iğrenç laflarla devre dışı bırakın. Tutuştuğunu attı, sıçrasını attı galiba. Onurumu kaybedeli çok oldu. 3'e 1 gidiyoruz takım olarak. Öndeyiz. Bir tane iksir aldım. Zaten şu an coşkuyu bitirdiğim için %40 bir can çalmam var. Pardon, %40 kritiğim var. Kumandanın hırsıyla can çalacağız. Bu yoldan üstüne %5'lik bir can çalmam da var. O yüzden çok sıkıntı çekmeyeceğiz yani. Kafamız rahat. Bazı şeyler... Geliyorum. Zed yok. Bir yaprağın tek görevi... Zed yok. Takım lane'inizde rakibiniz yoksa hemen bunu bildirin. Çünkü karşınızdaki rakip bota falan gider, kill alırsa eğer kasılmış olur yani. Kasılmış olursa ne olur? Sizi ezer. Sen Yasuo bir late şampiyonudur. Late'de ulaşacağımız o aşırı yüksek can çalmayla hiç ölmeyeceğiz. Yani hiç ölmeyeceğiz demeyeyim de kolay kolay ölmeyeceğiz. E'nizi şampiyonlara hemen atmayın hasar için. E'miz E attıkça yük biriktirir. Bu yük nedir? E attıkça yük gelir, yani hasarı artar E'nin. En fazla 2 yük olabilir. 2 yüke ulaştığınızda hasarınız %100 artıyor yaklaşık. Galiba %100. Bakacağım şimdi bu. Çok ittirdim şu anda. İkinci Q'yu fullleyeceğim. Zaten Q fullledir. Evet, en fazla %50 oluyormuş. Alamadım. Takımından biri katledildi. Üste gideceğim ben. Rengar'ı keseriz. Çok ittirmiş, onun bir... Suçlulara uyku haram. Ona bir ağzının payını verelim. Geldim ben. Zed AFK mı acaba? Kim olduğumu unutma.
çok kötüydü ya. Gel kuleye gel. Alma mı? Challenger herhalde. Bu Rengar niye ölmüyor ya? O adamı keseceğiz. Şu an Zed olmadığı için böyleyim ben. Normalde siz böyle yapmayın. Tamam, adam Ezreal kesmek istemiyor herhalde Rengar'ı, o yüzden ben döneceğim artık. 1300. Erdemli olmak benim için lüks. 1300 altınmış statik, hemen bitirelim onu. Aman vermiyor. Aderimi. Takımından biri katledildi. Dur! Gideceğin yerin olmaması kaybolmuş. Rakip seviye bağladı. Bir rakip katledildi. Durdurulamıyor. Vay ölmüş. Zed'de AFK sanırım. Ben kuleye yardıracağım. Erken seviyelerde alınan bir kule takımımızın çok işine yarayacak. Çünkü herkese altın gelecek yüksek miktarda. 100 altın sanırım. Yani 500 altın. 500 altın süper bir miktar. Bize daha FK report edildiklerine göre. Kötü oldu ya. Neyse artık. Kısmetimizde bu var. Bu combo oldukça güzel ayrıca. Vay kardeşimiz orada yanlış yaptı. En son ölümcül komposunu göstereyim bakın. Şu attığınız sırada E atarsınız böyle rüzgarla beraber yüksek hasar verirsiniz. Verirsiniz. Bir yaprağın tek görevi dökülmek midir? Evet, şimdi paranız yetmiyor. Bunlardan herhangi birisini alabileceksiniz sadece. Bunu alın. Çünkü bu kritinizi %100 ulaştıracak. Bakın kritim %100 oldu. Sırf onun sayesinde. Onu tercih edin. Biraz daha param olsaydı kazma alacaktım. Neyse, redi keser geri geliriz. Kazmamız alırız. Takımından biri katledildi. Bizim bot lane sıkıntılı biraz. Karşı takım ezmiş galiba. Aa, karşı trollmiş ya orada. Thresh plus crank yapıyorlar. Yani ezmeleri normal. Birisi çeker, diğeri de çeker falan. İğrenç, iğrenç. Kombolar bunlar. Şu an altınımı 1300 yapmaya çalışıyorum. Yasuo ne zaman kasıldı biliyor musunuz? Yasuo statiği ve ebedi spittiği zaman kasılmış duruma geliyor. Hasarınız o zaman işte o ani artışa ulaşır. Sana vereyim ya. Her geçen gün daha az. Şu an Vayda olmadığına göre, Mikado olduğuna göre rahatça alabiliriz.
geç geldin be kardeş. Efendim diyelim. Şimdi altını 1600 yapacağım. Altının miktarımı. Sonrasında gideceğim ve AMK kılıcı yanına da bir çizme alacağım. Buraya kadar. Çizmenizi erken seviyede alın. Zed gelmiş. Zed gelmiş. Ama arkadan kesemez o çünkü çok geri kaldı. Yani keser ama nasıl keser? Kolay değil öyle. Bir tane iksir alın. Ne olur ne olmasa ne böyle. Tutuştur falan yersiniz. İksir içersiniz. Hayatta kalırsınız hani. Bunlar ufak ufak taktikler böyle. Zed 7 seviye. Çift buff. Minyonda adamı kaça katladık artık. Yani hiç sıkıntı çekmeyiz gibi. Bugün. Onu ben bir keseyim. Hazır AFK'yken. Ölmek kolay. Kim olduğumu unutmayın. Adalet dediğin havalı bir... Bu hikaye daha... Evet, set. Öldü. Yani bunları yapacaksınız mecburen. AFK falan dinlemeyeceksiniz. Tabi vicdanınıza gelirse artık AFK falan. Bir rakip katledildi. Umrumu kaybedeli çok. Buraya alıyorum. O bana karışamaz. Şu anda artık ilahi bir güçteyiz. Yani ilahiden kastım yanlış anlamayın tabi. Çok güçlüyüz anlamında. Yüce bir güçteyiz. Döneceğim artık, ebedi bitti. Oo, alırım bir daha. Eve giden yolu arıyorum. Döneyim artık deriz, uğraşmayalım. Rakip durdurulamıyor. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Yolcu duru Yasuo bağlasan durmaz. Bir rakip katledildi. Buraya kadar. Yıkıma giden yol. Ah şu kardeşim, küçük kardeşler hep böyle biliyor musunuz? Bu
Kılıcım kötü bir yol arkadaşı. Çok zorladık orada ya. Can çalmamızı alalım. Abi böyle yakın zamanda hani biraz daha kasıtlılım da kitle kontrolü yemediğimiz sürece hiç ölmeyeceğiz. Çünkü her olası 800'den çalacağız. Eğer oyun late kalırsa göreceksiniz. Late kalmasa da ben bu ödüm yazarım. Açıklamaya yazarım bu ödümü. Hatta ben direkt yazarım. Late kalsın kalmasın. Siz gene de hani belki izlemek istemeyen olur falan diyor. Der ben sadece sonu bu ilini öğreneyim kardeşim yeter bana der. Yüreğindedir. Gideceğin yerin olmaması kaybolduğun anlamına gelmez. Ulan nelerim tıkasın ya şimdi. Gidelim bir de. TF'ler başlıyor. Kuleyi alırız büyük ihtimalle. Vursun da Thresh. Sayı güzel olacak gibi. O Q ile tuttuğu anda hani havalanmış sayıldığı için o anda ultimi atabiliyordum. Hani Yasuo ile ona dikkat edin. Hani tam takım arkadaşını toplatırsa falan hani bu çok büyük şeyleri kaçırmanıza sebep olur. Yani eğer toplamış birini görürseniz hepinizi atın abi. Artık dönmek lazım. Sıkıntı yani buralar. Ne oldu? Biraz yanlış yazdım ne olmuş. Serhat'cığım kusura bakma. Biraz tatmış gibi olduk ama kurtardık kısmetimiz yani. Eyvallah. O işler öyle değil usta. O bizde kalacak. Azıcık para lazım bana. Cidden azıcık para lazım. Hem ayakkabımızı tamamlarız hem de AMK kılıcını alırız. Kamera iyi mi şu anda böyle? Biraz yüksek gibime geldi. Sanırım artık param yetiyor. Gidelim. 2'de 2.
Yalnız benim takım ne böyle ya birader. Hepsi kastır. Yani size gösterecek bir şey mi kalmadı? Hepsini kendileri hallediyorlar artık. Yani gösterebileceğimiz gösterdik, verebileceğimiz bilgiyi kim verdik. Olduğumu unutmayacağım. O herhangi bir çubuk çıkarsa böyle, o demektir ki karşı takımdaki birisi oplamış demektir. Yani takımınızdaki birisi o kişi oplatmış demektir. Bu durumda ultinizi atın duruma göre. Yani çok hızlı düşünmeniz lazım orada. Ulti atılacak bir yer mi, atılmayacak bir yer mi? Kendini açtı. Ona göre kendinizi hazırlayın, eliniz R'de olsun. E'nizi bol bol atın. Geçmiş, geçmiş rakibin demek. Vuruşlarını engelleyin. Rakip tıklayamasın üzerinize. O kadar hızlı kayın ki. Bu ne böyle ya? Ne kadar iğrenç bir şey. Defense çok güçlü şu an. Yani yapacak bir şey yoktu orada. Zed kardeşimiz aslında hani kasılabilirdi bizi keserek de. AFK kaldı yani. Çünkü güzel oynuyor gibine geldi. O oyun başında gayet güzeldi. Abi Grace çok güçlü ya. Bakar mısın şu hasara bak. Yani bizdeki hasar kimsede yok da. O da güçlü yani kendi halince. Red'imizi alalım bakın. Red Yasuo'da çok önemli. Hani eğer ADC varsa takımınızda ADC vermeyin Red'i. Kendiniz alın. Niye biliyor musunuz? Çünkü Yasuo'nun herhangi bir slow skill yok biliyorsunuz. Hani herhangi bir slow attığı skill yok. Hadi şimdi anlamayanlar için diyeyim. Slow nedir? Slow yavaşlatmak. Rakibi yavaşlatan skill'ler. Yasuo'nun yavaşlatma özelliği olmadığı için kırmızıları siz alın. Alamadım evet, o aldı. Lanet olsun. Ama almaya çalışın. Onlara vermeyin. Sizin de azıcık için. Bak bak nasıl çalmaya çalışıyor ya. Adi. Seni adi. Seni hınzı. Bak tek gidin. Hadi shit. Shit. Abi fake'i gördün mü? Ben kovalayacağım onu. Zaten oyunu aldık ya, sıkıntı yok. O adam artık yakalanmaz ya. Yok. Kule olacak. Eve giden yolu arıyor. Takımın bir kuleyi yerle bir. Abi sıçra bu. Bak ya. Oynatıyor bizi. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Bu yoldan dönme. Tamam abi, oyun bitti abi. Bitmeyecek galiba, ben bitireyim gidip oyunu. Bitti evet, GG. Evet, çok fazla kill alamadık. Çok fazla aksiyona giremedik böyle. Ama umarım beğenmişsinizdir, eğitici bir video olmuştur. Çünkü hani anlattım çoğu şeyi. Ready siz alın. O Q ile sürekli dürtün rakibi. Rakibi dürterken o akış çubuğunuz yani o altınızdaki pasif kalkan dolu olsun. İşte E ile kayın, Q ile dönün, E ile geri gelin. Bu sayede böyle rakibinizi dürte dürte koridorda geri düşürebilirsiniz. Zaten çoğu şeyi söyledim videoda, umarım beğenmişsinizdir. Lakasaba'ya abone olup Lakasaba'ya abone olup daha fazla video için, daha fazla videodan haberdar olmak için abone olun. Evet, beğendiyseniz like atın, beğenmediyseniz dislike atın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.